Ara Koç Haklı İyi Yaşam'dan herkese merhaba. Bu bölümümüzün konuğu Faruk Türünz. Kendisi 30 yılını bu işe vermiş bir ut aşığı. Çok seviyor, ut çalıyor, ut yapıyor. Şu anda profesyonel işi haline gelmiş. Şimdi elimdeki ut çalmaya hazır ama hangi aşamalardan geçti? Şimdi tek tek öğreneceğiz ve onun hikayesini dinleyeceğiz. Faruk Bey, nasıl oldu sizin utla tanışmanız? Dilara Hanım, ben aşağı yukarı 10 yaşında filandım. Bir gün babam elinde büyüyecek bir torbayla geldi. Siyah bir torba. Önce yani herhangi bir şeydir diye düşündüm. Hiç ilgilenmedim ama sonra babam torbayı açınca olağanüstü bir şey gördüğümü fark ettim. Ve yaklaştım, aldım elime. Baba, bu ne dedim? Ut dedi. Aa, bu o mu dedim radyodan sürekli dinlediğim. Evet. Ud. Bu ses demek. Bundan çıkıyormuş, evet. Yani buruldum birden. Tabii babanız yani hikaye böyle. Biliyor mu? Efendim? Babanız çalmayı. Babam, hayır. Ben mandolin öğrenirken o da benimle birlikte bir takım şeyler çalmaya başlamıştı. Için almış, evet. Öğrenmek sonra, için. Sonra herhalde her şarkıyı, türküyü onunla çalamadığını fark edip sormuş arkadaşlarına, demişler ki olmaz yani Türk müziği sesleri mandolinle çıkmaz. Hı-hı. Sen demişler en iyisi ud al. Hani perdesiz bir enstrüman. Evet. Ve demişler yani istediğini çalarsın. Sonra baba, dersler mi aldı? Evet, dersler almaya başladı. Siz? Ben babam evde olmadığı günlerde, zamanlarda sürekli onunla gizli gizli herhalde. Gizli. Fakat babam fark etmedi, gecikmedi. Dedi ki oğlum sen bunu alıyor, çalıyorsun herhalde falan dedi. Anladı. Evet dedim, ya ama dedi akordu bozuluyor. Ben dedi de akordunu yapamıyorum yani. Lütfen dedi çalma, ben yokken. Ben evdeyken tamam dedim. Aha. Benim yanımdayken olur. Sonra? Sonra anneme gittim sızlandım. İş oraya gitti. Annem çok iyi şarkı söylerdi, kulağı muhteşemdi. Böyle dedim babam. Akordu bozuluyor diyor anne dedi. Ne yapacağız? Evet. Tamam dedi, onu hallederiz. Eniştem, teyzemin kocası tambur çalardı. Evet. Ona sordu. O da işte öğretti. Seslerini söyledi. Dedi, bu böyle olacak, bu böyle. Onun da yardımıyla biz... Akordu şimdi öğrendiniz. Evet, akordu şimdi kısaca birkaç günde öğrendim. Ve babamın getirdiği o şeyleri, temrinleri evde çalışmaya başladım. Bir hafta sonu bir arkadaşıyla... Biz de o temrinlerini çalışıyorlar işte. Çok iyi hatırlıyorum. Tatyos Efendi'nin Uşşak Peşevi'nin birinci bölümü, birinci hanesi. Dönüp dolaşıp bir yere takılıyorlar. Olmadı baştan yapıyorlar filan. Ben de böyle dinliyorum. Baba dedim, bunu ben çalabilirim. Babanıza sürpriz. Evet. Babam şöyle biraz müstehsi. Bana çaktırmıyor istisnasını ama ben de anlıyorum. Sonuçta birazcık akıllıydım galiba. ya ne olur dedim çal. Babamın arkadaşı ver şeref dedi. Çocuğa çalsın, çalsın dedi. Çal Faruk dedi. Aldım birinci haneyi hiç takılmadan çaldım. Babam öyle yaptı. Faruk dedi. Tamam oğlum dedi. Bu senindir. O gün bugündür. 10 yaşından beri siz bir ut aşığısınız. Evet. Ama artık sadece ut çalmak değil. Ut yapıyorsunuz, ut atölyeniz var, bu işi de öğrendiniz. Biz sizden anlayalım, tanıyalım, ut hakkında öğrenmek istediğimiz her şeyi öğrenelim buyurun. İstiyoruz. Zamanımız kısa ama. İlk önce ut kaç parçadan oluşur? Biz atölyenin şu anda hangi bölümündeyiz? Nasıl tamamlanacak bu ut? Evet.
Aslında onun parçalarını saymaya kalkarsam birkaç yüz tane parça diyebilirim. Evet, evet. Kabaca. O, kabaca. Ama ana bölümleri. Evet. Üç ana bölümden oluşur. Tekne, sap. Burada var mı? Burguluk. Evet. Diğer tarafa, diğer tarafa gittiğimiz zaman onu göreceğiz. Burguluk ve ses tablası. Hı hı. Bu dört ana bölüm de yine parçalardan oluşuyor. Hangi ağaçlar seçilir? Udun tekne dediğimiz şu gövde kısmının yapılmasında kullanılan yüzlerce ağaç var. Hatta benim atölyemde bile aşağı yukarı yüzün üzerinde ağaç çeşidi var. Burada bizim aradığımız iki özellik var. Evet. Bir tanesi sese yardımcı olarak olabilecek nitelik. Bazı ağaçlar lastiğimsidir. Titreşimleri yutar. Evet. Öyle ağaçları kullanmayız. Peki makbul olan ses tablası için makbul hangisi? Makbul olan ses tablası için en makbul ağaç ladindir. Yani bizim geleneksel enstrüman yapımcılığımızda da ladindir. Bunun iki temel sebebi var. Bir tanesi bizim ülkemizde yetişen bir ağaçtır ladin. Doğu Karadeniz'de yetişir. İkincisi de en üstün nitelikli enstrümanlar, yalnız ud değil, ud, bağlama, kemençe, Karadeniz kemençesinin ses tabloları ladinden yapılır. Ayrıca gitar, keman ailesinin tüm... O ailede genelde ladin iyidir diyorsunuz. Ladin, evet. Burada biraz daha tamamlanmış bir udumuz var. Ha, mesela bu da şeydir, Kanada sediridir. Evet. Kanada sediri de ağaç ithalatının ardından kullanılmaya başlandı. Ben şimdi burada bir ustamız var, çalışıyor, tek tek bunun sırtını yapıyor. Evet. Biz bunu tek görüyoruz ama çok büyük bir emek var orada, değil mi? Bunlar tek tek yerleşiyor. Kesinlikle. Evet. Biz ağacı kereste olarak alıyoruz ve onlar bizim içeride bir... Biz marangozhanede miyiz şu anda? Hayır, burası... orta aşama orta. Bir öncesi marangoz. Yer. Orası kaba kesim ve perdahlama işlerinin yapıldığı bölüm. Marangoz aletleri onlar. Evet. Burası orta. Burası orta bölüm. Yani orta bölümden kastımız orada işlenip ölçülendirilen ağaçlar burada ikinci aşamada işleniyor. Yani esas artık olması gereken parçalar haline geliyor. Arkadaşım orada tekne yapıyor. İşte tekne yaparken önce ütüde o elektrikle ısınan bir ütüdür. 300 derece civarına kadar ısıtırız onu. Evet. Orada bükülür. Sonra onlar soğuduktan sonra planya üzerinde şekil verilir. Evet. Yani şu dardan başlayıp genişe gidiyor. Tekrar var alıyor ya. Çok fazla çok detay detaylı. Var. Burada da şu anda sapı yerleştirilmiş. Evet, bu sap ve sapın içinde iki tane şey var. Siyah görünen karbon fiber. Sonra da diğer tarafa gidecek. Diğer tarafta neler olacak? Diğer tarafta önce cila işi yapılıyor. Cila bizde çok meşakkatli ve uzun bir iştir. El cilası. Buna gomalak denir. Dünyada da en makbul şeyler, enstrümanlar bu cilayla cilanır. Şellak diyorlar, French polish diyorlar ama bizim ülkemizdeki adı gomalak cilası. Daha sonra telleri daha sonra, var, vurguları işte var. İşte o bölümde yine devam ediyoruz. Ve tamamlanıyor. Bütün işlemler tamamlanıyor. Sonra kalite kontrolü. Evet, o da ya, tabii ki sizin ellerinizden tabii geçiyor. Önce ustalarınız önce var. Önce ben akord ediyorum, azıcık dıngır atıyorum, bakıyorum. Evet. Kulağıma uyarsa tamam diyorum, bu olmuş. Evet, evet. Sonra bir üstadımızı davet ediyoruz. Ki bugün ettiniz bizim için. Çok teşekkür ederim. Evet efendim. Faruk Bey çok sağ olun verdiğiniz bilgiler efendim, için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.